أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصد لكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما Sadakallahul azim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Efendim Kanal 3 ekranlarından bizi izleyen tüm sevgili seyircilerimize kucaklar dolusu sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz inşallah. Afyonkarahisar İl Müftülüğü ve Kanal 3 ailesiyle her hafta ortaklaşa hazırlayıp sunduğumuz Hakikatin İçinden isimli bu güzel programda yine birbirinden değerli iki konuğu ağırlayacağız. Efendim Çobanlar ilçemizi konuk ettik bu hafta. İlk konuğum Çobanlar ilçe müftümüz Sayın Selahattin Bozkurt Hocam program konuğumuz oluyorlar. Sayın Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Şükürler olsun Hasan Hocam, iyi, sizler nasılsınız? Hamdolsun kıymetli hocam, tekrar hoş geldiniz ve ayaklarınıza sağlık. Evet, ikinci konuğumuz ise Çobanlar Işık Camii görevlimiz Sayın Gökhan Boysal Hocam. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Hocam. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Hoş bulduk hocam, sizler de iyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Rabbim sesinize, sedanıza ve gönlünüze zeval vermesin. Allah razı olsun kıraatınız için. Ağzınıza, yüreğinize sağlık hocam. Evet, bu programda yine çok önemli bir konumuz olacak. Emanet bilincini konuşacağız. Emanet bilinci bağlamında zararlı alışkanlıklardan korunmaktan konuşacağız. Ve tabii ki 1-7 Mart Yeşilay haftamız var. Yeşilay nedir? Bununla alakalı konuşacağız. Ne kadar süremiz yettiği ölçüde inşallah Sayın Hocam'dan dinleyeceğiz konuları. İnşallah. Kıymetli Hocam, hemen ilk sorumla programa başlayalım istiyorum. Muhakkak ki emaneti ehline vermek çok önemli. Bu manada emanet nedir? Emanet kavramı hakkında bu konuyu açacak olursak bize neler söylersiniz? Ayet ve hadislerde bu konu bize nasıl izah edilmiş? Bu girizgah sorumuz olsun. Buyurun, evet. Söz sizde Sayın Hocam. Teşekkür ediyorum Hasan Hocam. Ben öncelikli olarak tabii çobanlardan bizi izleyen bütün izleyicilerimize selam göndermek istiyorum. Ve bu programı bize sunma imkanı veren Kanal 3 Televizyon'a da teşekkür ediyorum. Müftülüğümüzün bu irşat programına zemin hazırladıklarından dolayı çok memnun oldum. Rabbim inşallah sohbetimizi hayırlara vesile kılsın. Önce nefsimiz adına faydalanmayı, sonra da izleyicilerimize faydalı olmayı bizlere nasip eylesin. Amin. Hak ve hakikati en güzel şekilde dilimize söylesin diyorum. Kıymetli hocam, aslında emanet kavramı yüce dinimiz İslam bize bir takım kavramlar sunmuştur. Bu kavramları şöyle düşündüğümüz zaman her biri birbirinden bağımsız değildir aslında. Emanet, iman, güven, efendim haya, edep gibi birçok efendime söyleyeyim haram, helal, yasak, mübah gibi kavramlar aslında dinimizin bir takım duygu ve düşünceleri, emir ve nehileri bize aktarırken sunmuş olduğu birer kalıp, birer öz aslında bunların hepsi. Evet. Dolayısıyla emanetin kendi kelime anlamına gelecek olursak, emanet kavramı da dinimizin bize sunmuş olduğu en güzel kavramlardan birisidir. Duygu ve düşüncelerimizi iletme açısından güvenilen bir kimseye koruması için geçici olarak tevdi edilen maddi ve manevi haklar, imkanlar gibi
geniş bir kapsamı içeriyor emanet. Evet. Dolayısıyla emanet kelimesi Arapçadaki emn kelimesiyle de ilintilidir. Dolayısıyla iman, emanet aynı kökten geliyor. Güvenilir olma, yine emanetin ehlinden bahsedersek, emanet ehli güvenilir kimse olduğu için, güvenilir olma adına da emanet kelimesi bağlantılı, adaletle bağlantılı. Çünkü biraz önce hocamızın okumuş olduğu ayet-i kerimede de geçtiği üzere, Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Evet. Şimdi efendim emanet yani öyle bir şey ki, peki bu emaneti Yüce Rabbimiz kime vermiş? Yani ayette buyuruyor ki, bakınız. Bismillahirrahmanirrahim. İnna aradna al-emanete ala's-semawati vel-ardi vel-cibali fa-abayna en yahmilnaha ve ashfaqna minha ve hamalaha'l-insan. İnnehu kana zaluman cehula. Sadakallahu'l-azim. Bakınız efendim. Yani burada gerçekten büyük emanet. Yani çok büyük bir emanetten bahsediyor ayet-i kerime. Ne diyor? Ne diyor mealine şöyle bakacak olursak? Diyor ki, biz emaneti göklere, yerlere ve dağlara teklif ettik. Ama onlar bunu yüklenmek istemediler. Evet. Bakınız, bunu yüklenmek istemediler. Ondan korktular ve onu insan yüklendi. Ve innehu kâne zalûmen cehûle. Yani bunu yüklenen insan biraz da cahil cesareti mi diyelim, ne diyelim, evet. Böyle yani ayeti kerimenin manası tabii ki icaz var burada, tabii ki teşbih vardır, efendime söyleyeyim, dolaylı bir anlatım vardır, ama insanı Yüce Rabbimiz bu emaneti yüklenebilecek kapasitede yaratmış. Eyvallah. Doğrusu sözün özü bu yani. Kesinlikle. İnsanoğlunu bu emaneti yüklenebilecek kapasitede yaratmış. Nasıl yaratmış efendim? Yani bunu şöyle düşünecek olursak, sürekli kürsülerimizden anlatıyoruz ama tekrar etmekte fayda var. Diyor ki, لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ takvim. Biz insanı ahseni takvim üzere yarattık. Bakınız. Ne kadar enteresan değil mi? Ahseni takvim, yani en güzel şekilde. Evet. Peki ahsen-i takvim üzere yarattık. Ne oluyor? Eşrefi mahluk oluyor. Mahlukatın en şereflisi. Efendime söyleyeyim. Peki nasıl oluyor da zalûmen cehûle oluyor? Değil mi? En güzel şekilde yarattık ve ona bir emanet verdik. Şimdi dağlara, taşlara, bütün mevcudata verilen emanet hiçbir şey kabul etmiyor da insan kabul ediyor. Yükü çok ağır. Bu ağır yükü kabul eden insan aslında ilk etapta düşünürsek vahye muhatap olan insan, Hazreti Adem babamız, peygamberimiz, peygamber, ilk evet. Yaratılan insan. Ve bu yükün muhatabı oluyor. Ama işte insanın yaratılışı, mükemmelliği, eşrefi mahlukat olması hasebiyle de nefis, şeytan sürekli insanın aleyhinde çalışıyor ve insanı zaman zaman yoldan çıkarmaya gidiyor. Dolayısıyla emaneti Yüce Rabbimiz ehline vermiş ve siz de emanetleri ehline verin diye emrediyor bize tekrar. Yani kendisi ilahi vahyi, Kur'an'ı, İslam şeriatını güvenilir peygamberlerine vermiş. Bakın peygamberler nedir, onların sıfatlarından birisi de emanet değil mi? Evet. Emanet sıfatıyla onları mücehhez kılmış ve uyarmış bile diyor. Festakım kema ümürti. Emrolunduğun şekilde dosdoğru hareket et. Yani sana emrettiğimi, sana vahyettiğimi, benim emirlerimi en güzel şekilde kullarıma ulaştır. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman
peygamberler en güvenilir, en emin insanlar. Ve onların ümmetleri, onların ümmetlerinde yine ayet-i kerime ne diyor? وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَاَحْدِهِمْ رَاُونَ Yani ne yaparlar? Yine o müminler emanetlerine ve ahitlerine sadakat gösterirler. Bakınız şimdi emanetlerine ve ahitlerine. Şimdi efendim bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman Sayın Hocam, yani emanetin bizim kültürümüze yerleşmiş bir hali vardır, bir şekli vardır. Şimdi kültürümüzde bizim din adına yaptığımız ve örf ve adetlerimizi iç içe geçmiş bazı şeyler vardır. İşte lokma dökme, efendime söyleyeyim, emaneti ehline verin emri aslında bizim kültürümüz öyle bir nakşedilmiş ki. Şimdi bir otobüs terminaline gidiyorsunuz, emanetçi var değil mi orada? Evet. Eşyalarınızı emanet ettiğiniz bir adam. Güvenilir biri olmasa eşyalarınızı emanet edebilir misiniz? Şehrin idarecisine ne demişiz? Şehremini demişiz. Şehri emanet edilen kişi, şehrin yönetimi emanet edilen kişi, vali veyahut da kaymakamımız, belediye başkanlarımız, her neyse, yöneticilerimiz, şehremini, bakın. Şehremini. Yani dolayısıyla emanete hıyanet edilmez. Emaneti taşıyoruz. Mesela değil mi? Can taşıyoruz. Evet. Ne demek? Emaneti taşıyoruz. Varlıklı malı mülkü olan insanlar ne diyorlar? Emanetçiyiz efendim. Vefat eden kardeşlerimiz Allah rahmet eylesin. Ne diyoruz? Emaneti teslim etti. Bakın ne kadar enteresan değil mi? Yani usulünce, edebince bir kelime ve bizim aslında bütün İslami dini hassasiyetlerimizi, imanımızın her bir şubesini tek tek ilgilendiriyor emanet. Evet. Yani emanete riayet etmek, emanete riayet etmeyen, hıyanet eden kişiyi hainlikle efendim itham ediyoruz. Öyle değil mi yani? Evet. Emanet. Emin olan bir peygamberin güvenilir ümmeti olmak. Yani Müslüman elinden belinden kimsenin zarar görmediği kişi olmak zorunda. Aslında tabii, hepimize tabii. Birer bu misyon değil mi kıymetli hocam Müslümanlar olarak? Burada kıymetli hocam yani bizim rehberimiz, önderimiz, piştarımız kim? Hazreti Muhammed Mustafa evet. Sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer peygamberlerimiz. Kur'an-ı Kerim'de bize hayatları anlatılıyor örnek insan olarak. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz Muhammedül Emin lakabını, sıfatını taşıyan bir peygamber. Daha peygamber olmadan bu sıfatla mücehhez bir şahsiyet, bir kişilik. Ve bir gün Kabe-i Muazzama'nın tamiratı esnasında Kabe'nin duvarına Hacerül Esved'i koyarken kabileler kendi aralarında ihtilafa düşüyorlar. Değil evet. mi? Ve neredeyse artık bu iş çok ciddi bir şey olduğu için Kabe'ye hizmet konusu yani ta asırlardan beri oradaki kabilelerin üzerinden yürüdüğü için o bir şereftir, bir hizmet noktasında yani cahiliye döneminde bile o hizmeti o kabileler bırakmak istemezler. Taşı nasıl yerine koyacağız, kim koyacak konusunda ihtilafa düşüyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gidiyorlar. Niye? Diyorlar ki o hiç yalan söylemeyen, yanlış yapmayan kişi aramızda. Ne yapıyor? Ne kadar kolay çiziyor değil mi? Diyor ki bir bez parçası getiriyor, üzerine taşı koydu. Hepiniz tutun bakalım birer köşesinden. Ve o taşı yerine koyduruyor. Neden? Çünkü Muhammedül Emin. Ve kendisine risalet geldikten sonra da ne diyor? Ebu Kubeys Dağı'na çıkıyor. Diyor ki efendim, şu dağın arkasından bir ordu geliyor desem bana inanır mısınız? Diyor ki tabii ki inanırız çünkü sen hiç yalan söylemedin. İşte Allah vardır ve birdir. Ben de onun Resulüyüm. Hadi bakalım. Evet. Ve insanlar kabileler halinde peyderpey Müslüman olup arkasına takılıyorlar. Neden? Çünkü emaneti güvenilir bir şekilde yerine getiren bir kişilik, bir peygamber. Yine şu açıdan da emanete bakabiliriz. Bizim bir misakımız var Yüce Rabbimizle. Bir ahit var, bir anlaşmamız var. Ne zaman?
Hazreti Adem Efendimiz yaratıldıktan sonra ayette diyor ki onun sırtından ne diyor ayet-i kerimede? Onun sırtından diyor bütün insanlığı yaratıyor Yüce Rabbimiz. Yani hücrelerinden ruhlarımızı var ediyor ve sonra diyor ki bize Yüce Rabbimiz indah ediyor. Elestü bi Rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Diye hitap ettiğinde bizler hepimiz yani Adem babamızdan kıyamete kadar yaratılacak olan, dünyaya gelecek olan bütün insanlık orada galu bela diyor ki evet hepimiz evet Rabbi sen bizim Rabbimizsin ve biz bir sözleşme biz senin kulunuz diyoruz. Yani bir sözleşme efendime söyleyeyim veriyoruz ve insanoğlu bu sözleşme gereği ahdine vefa göstermesi ve sadakat göstermesi, imanını muhafaza etmesi, neslini muhafaza etmesi, dinini muhafaza etmesi, yani Peygamber Efendimiz'e emredildiği gibi festegim kema ümürt noktasında efendime söyleyeyim sorumluluklarını yerine getirmekle mükellef oluyor. Evet. Yani emanet bu şekilde. Eyvallah. O günden bugüne bize geliyor efendim. Dilerseniz kısa bir reklam arasına girelim. Yeni soruya geçmeyeyim ben. Hatta buradan da devam edebiliriz. Tamam. Ama önce kısa bir reklam arası inşallah tabii sonra ki. Devam tabii edelim. Tabii ki hocam nasıl uygunsa. Eyvallah. Evet efendim Hakikatin İçinden birinci bölüm burada noktalanıyor inşallah. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra yine huzurlarınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Ey Allah'ım beni senden ayırma, beni senin cemalinden ayırma. Seni sevmek benim dinim, imanım. İlahi dini imandan ayırma. Şeyhin güldür ben anın arısıyam. Şeyhin güldür ben anın arısıyam. İlahi arıyı gülden ayırma. İlahi arıyı gülden ayırma. Eşrefzade senin kemter kulundur. Eşrefzade senin kemter kulundur. İlahi kulunu senden ayırma. İlahi kulunu senden ayırma. Efendim yeniden merhabalar. Afyonkarahisar İl Müftülüğü ve Kanal 3 ailesiyle ortaklaşa hazırlayıp sunduğumuz Hakikatin İçinden isimli programımıza Gökhan Boysal hocamızın güzel bir ilahisiyle başladık.
emanet bilincini konuşuyorduk. Zararlı alışkanlıklardan korunmak ve Yeşilay haftasına değineceğiz demiştik programımızın başında. Sayın Hocam, emanet bilinci mutlaka önemli. Birinci bölümde bunu konuştuk. Bir de emanet bilinciyle beraber bağımlılık yapan maddeler ve alışkanlıklarla mücadele de çok önemli tabii ki. Bu manada neden bu kadar önemlidir Sayın Hocam? Kıymetli Hocam, emanet bilincini biraz izah etmeye çalıştık. Ancak insanoğlu büyük bir sözleşme Yüce Rabbimize yaptı ve emaneti aldı üzerine, sorumluluğu aldı. Hiçbir dağın taşın, hiçbir şeyin kabul etmediği sorumluluğu aldı. Nedir bize emanet olan? Yani bunu sadece yani dini inançlarımız, imanımız, Kur'an, Risalet, peygamberlik, peygamberlere verilen emanetlerden günümüze gelene kadar, işte bize verilen kulluk, inancımız, dolayısıyla İslam hakikati, Kur'an ve sünnet diyelim. Ancak hadis-i şeriflerde emanet sıralanıyor. Mal emanet, söz emanet, çocuklarımız emanet, efendime söyleyeyim, çocuklarımızın rızkını temin etme görev, devlet görevi, devlet hizmeti, bunların hepsi bize emanet olarak tevdi edilmiş şeylerdir. Ancak günümüz konumuzla alakalı olan kısmına işaret edecek olursak, bizim aklımız, bedenimiz ve ruhumuz da bize emanettir. Akıl sağlığımızı muhafaza edemezsek, Yüce Rabbimiz akıl sahiplerine muhatap alıyor, akıl sahiplerine hitap ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Eğer aklımızı emanet olarak düşünüp muhafaza edersek, Rabbimizin hitabına muhatap oluruz ve onun emirlerini daha güzel anlarız. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini ve hadislerini daha güzel anlar ve akıllı bir insan olarak üzerimizdeki sorumlulukları yerine getirmeye çalışırız. Bedenimiz de bize bir emanettir. Duygularımız, kalbimiz bize bir emanettir. Hani o bedenimizdeki bir parça vardır diyor, o eğer iyiyse bütün beden iyidir diyor, değil mi? Evet. Hadis-i şerifte. O da kalptir. Ve yel kalp. Dolayısıyla bizim insan olarak yeryüzünde sürekli bize muhalefet eden, sürekli bizi yolumuzdan saptırmaya çalışan, Adem Aleyhisselam yaratıldığı günden beri bizimle uğraşan bir şeytan var. Şeytan bazen nefsimizle kardeş oluyor, nefsimizle beraber oluyor. Bizleri hani Necip Fazıl'ın rahmetli şairimizin dediği gibi, oluklar çift, birinden kir akar, birinden kir, nur. Yani şeytan kir akan taraftan bizi içirmek istiyor. Ama Resulullah Efendimiz ve peygamberlerimiz bizi hep nur akan oluktan içirmeye çalışıyorlar. Yani bu açık ve belli. Haram belli, helal belli diyor. Hepsi ortada. Bu noktada insan bedeni de bize bir emanettir. Bedenimize sahip çıkma, onu sağlıklı bir şekilde bize emanet edilen bu bedeni teslim etme, ruhumuzu, emanetimizi teslim etme demiştik ya, bizim üzerimize düşen önemli vazifelerden birisidir. Bedenimizi hor kullanmak gibi bir lüksümüz yok. Evet efendim, bundan da hesaba çekileceğiz. Eyvallah. Rabbimizin bize lütfettiği bütün nimetlerden hesaba çekileceğiz. Yani evet. Hatta ayet-i kerime diyor ki, kalbinizden geçenlerden de hesaba çekileceksiniz. Ama sahabe efendilerimiz ağlayıp inliyorlar diyor, ya Resulallah. Yani namaz, oruç tamam da bu kalbimizden geçirilenlere nasıl dur diyebiliriz ki? İşte ondan sonra da her yatsı namazından sonra okuduğumuz Amenna Resulü de geçiyor biliyorsunuz. La yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Yüce Rabbimiz hiçbir nefsi taşıyamayacağı bir yükü yüklemez. Gücümüzün kaldıramayacağı bir şeyle bizi Rabbimiz muhatap etmiyor. Evet. Yapacağımız işlerin hepsi gücümüz nispetinde. Şimdi burada dinimiz bizim bedenimizi, bize emanet olarak verilen bedenimizi sağlıklı bir şekilde muhafaza etmemizi ve sağlıklı bir bedenle ancak toplumda iyi bir memur, iyi bir asker, iyi bir vatandaş, iyi bir mücahit, değil mi? İyi bir sporcu. Yani ne iş yapıyorsanız bedenimizle yaptığımız için ve
Bu dünya hayatında, bu misafirhanede bize cihaz olarak verilmiş olan bu teçhizatı, bu bedeni en güzel şekilde korumak ve Rabbimizin yolunda onu kullanmak görevimiz, ubudiyet yolunda, kulluk vazifemizi yerine getirme noktasında. Şimdi efendim burada tabii ki zararlı alışkanlıklar, dinimiz zaten Kur'an-ı Kerim'de 3 ayette içki, kumar, fal okları, efendime söyleyeyim, bütün yani burada içkiden hamr diye bahsediyor. Bütün evet. Hepsini kapsıyor. Bütün zararlı alışkanlıkları kapsıyor aslında. Zararlı alışkanlıkların mevzusuna gelince önce ayet-i kerimeyi bir okuyalım şöyle bir oradan bir o pencereden olaya bakmaya çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ansabu vel ezlamu ricsum min ameli şeytani fectenibuhu leallekum tuflihun. Sadakallahul azim. Bakınız. Şimdi ey inananlar, içki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir. Bakınız. Evet. Ne kadar net bir kelime kullanıyor evet. Rabbimiz. Şeytan evet. işi pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki saadete erersiniz. Şimdi mutluluğun yolunu, huzurun yolunu Yüce Rabbimiz bize orada gösteriyor. Bunlardan kaçının. Şimdi içkinin yasak edildiği dönemlerde biliyorsunuz daha tam yasak gelmeden işte sarhoşken namaza duran bir sahabe efendimiz yanlış okuyor ayetleri. Ondan sonra işte sarhoşken, içkiliyken namaza yaklaşmayın, namaza durmayın emri geliyor. Başka bir ayet-i kerimede içkinin beyni uyuşturucu şeylerin ne kadar zararlı olduğunu, zararlarının faydasından daha çok olduğunu ifade ediyor. Şimdi günümüzde hani bu içki müptelaları veyahut da uyuşturucu kullanan bazı kardeşlerimiz, efendim ben sinir stresten sigara içiyorum. Sinir stresten dolayı şunu kullanıyorum. Ben az kullanıyorum efendim bu ben yani zarar da yok bana. Hatta daha iyi geliyor damarlarımı açıyor falan gibi bir takım mantıki şeytani savunmalar. Şimdi kardeşim emanet Allah'a söz verdik eles bezminde. Eğer o verdiğimiz sözümüzün eriysek arkasındaysak Allah'la anlaşma yapmışsak Yüce Rabbimizle, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le ahit yapmışsak, onun da Allah'ın Resulü ve Peygamberi olduğuna iman etmişsek, emirleriniz başım gözümüz üstüne demişsek, ondan sonra bu mazeretler nedir? Bunlar şeytanın vesveseleridir. Diyor ki şeytan işi pislikler diyor. Bakın pisliktir diyor yani. Anlıyoruz ki Allah Teala insanın sağlığına zarar veren, her şeyi haram kılmış ve yasaklamıştır. İçki, efendim içkinin türleri. O gün içki deyince işte elle yapılan şaraptır, şudur budur gibi şeyler anlaşılır. Günümüzde farklı içkiler var, bunlar zikredilmemiş diyemeyiz. Diyor ki hamr. Hamr nedir efendim? İnsan beynini uyuşturan, dumanlandıran, uyutan. Evet. Bütün uyuşturucular bunu yapıyor. Onun arkasında bakın ayet. Başka bağımlılıklardan da bahsediyor. Sade içki değil değerli hocam. Burada efendime söyleyeyim fal oklarından bahsediyor. Putlara putları ilah etmekten bahsediyor. Hani günümüzde de insanların tapındığı şeyler var. İşte paraya, mala, mülke, evladı, uyayla, dünya. Yani masiva dediğimiz bunlar bu gruba giriyor aslında. Evet. Dolayısıyla kumar bir bağımlılık. İnsanların ocaklarını söndürüyor. Paralarını kaybettiriyor, hırs meydana getiriyor. Yani daha kazanırım düşüncesiyle ama bu helal bir kazanç değil. Dinimiz bunu gene ayet-i kerimede geçiyor. Yani haram kazanç olarak görüyor. Haram kazancın da insana hiçbir faydası yoktur. Evet. Aslında sorgulamak yanlış. Cenab-ı Allah açık bir dille zaten yasaklamış. Bunun üzerine senaryo kurulması, bir takım savunma mekanizmasının çalıştırması insanların aslında bunlar şeytani vesveseler sayın aynen. hocam. Şimdi emanet bağlamında bunlara bakarsak bedenimize zarar, kesemize zarar, bakmakla yükümlü olduğumuz evladı ihalimize zarar.
efendime söyleyeyim. Toplum, sosyal hayata bir zarar. Etrafımızda fakir fukara, orada kaybettiğimiz parayı fakir fukaraya versek de sevap kazansak, Allah yolunda harcasak, değil mi? Bir camiye, evet, bir Kur'an kursuna, bir yol, bir köprü, su, neyse, milletin, ümmeti Muhammed'in menfaatine olan yollara harcasak da. Yani sana ne, ben kendi paramla diyor ya, halbuki öyle değil. Çünkü bütün herkesin malı mülkünde birbirinin hakkı vardır mutlaka. Değil mi? Evet. Yani yetimin hakkı vardır, hı hı, fakirin, miskinin o malda hakkı vardır. Ondan dolayı Yüce Rabbimiz işte zekat müessesini ortaya koymuş. Yani insan sorumluluklar noktasında, emanet noktasında bütün yolların birleştiği bir kavşakta bulunuyor. Eğer bu kavşakta insan emanete hıyanet ederse, yani en başta kendi bedenini bir takım müskiratla, efendim içkiyle, alkolle, kumarla, bağımlılık dediğimiz diğer madde bağımlılıklarıyla kendini felç ederse, kendini sabote ederse istikametini kaybeder, dengesini kaybeder, şuurunu, aklını kaybeder ve büyük misaka, büyük sözleşmeye aykırı hareket etmiş olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmemiş olur. Şimdi bu uyuşturucu veyahut da efendime söyleyeyim içki, kumar gibi kötü alışkanlıklara, bağımlılık derecesine müptele olan kardeşlerimizin bu sohbetimizi dinleyerek inşallah faydalanmalarını, o kardeşlerimize faydalı olabilirsek ne mutlu. Onlar da bizim kardeşlerimiz, bizim insanımız, hepsi bizim akrabalarımız. Başka birileri değiller, etrafımızdaki insanlar. Bu insanların bu yollardan kurtarılması için biz dini telkinlerimizi yapacağız. Devletimiz değişik tedbirlerini alacak. Bazı kurumlar tedbirlerini alacak. Ve emanet bilincinin ne olduğunu bu kardeşlerimize biz yine Kur'an ve sünnet ışığında, sahabe efendilerimizin hayatları, efendime söyleyeyim Evliyaullah'ın gösterdiği işaretler ve alimlerimizin, hocalarımızın, İlahiyatçı hocalarımızın ve kürsülerden efendime söyleyeyim bu konuları sürekli anlatan hocalarımızın da yardımlarıyla bu kardeşlerimize biz sahip çıkmak ve o bataklıktan, o yanlıştan kendilerinin kurtarılması için onlara el uzatmak istiyoruz. Eyvallah. Aslında bu manada Müslüman itidalli olur zaten. Her şeyin aşırısı da yasaktır. İtidalli olacak ama bir şekilde de bu bağımlılıklara bulaşmış insanlara yardımcı olma babında hemen devreye Yeşilay giriyor. Evet, evet. Oraya da girelim istiyorum. Sayın Hocam 1 ve 7 Mart arası Yeşilay haftası kutlanacak inşallah ülke genelinde. Yeşilay'ımızın bu bağımlılıklarla mücadele konusunda bir takım faaliyetleri de var. Bu konulara da değinecek olursak Yeşilay'ın çalışmaları, bağımlılıkla mücadelesi hakkında neler söylersiniz? Efendim şöyle Yeşilay'ın tarihçesine kısaca bir göz atacak olursak Yeşilay Birinci Dünya Savaşı sırası ve sonrasında işgal güçlerinin toplumumuzda alkol ve uyuşturucu maddeleri yaygınlaştırma gayretlerine karşı kurulmuş olan Şeyhülislam İbrahim Haydarizade, İbrahim Haydarizade'nin himayesinde efendim Doktor Masar Osman Uzman'ın efendime söyleyeyim arkadaşlarıyla beraber Sultan Vahdettin'in de izniyle 5 Mart 1920 tarihinde İstanbul'da Hilali Ahtar adıyla kurulmuştur. Bakınız yani ülkemizi işgal edenler bütün pisliklerini bulaştırmaya çalışmışlar. Yani içki ve alkolü yaygınlaştırıyorlar ki bizim imanımızı, Kur'an'ımızı elimizden almanın bir altyapısıdır, çalışmasıdır yani. Evet. Dolayısıyla imanımız elden giderse içki ne diyor? Bütün kötülüklerin anasıdır. Ve bütün kötülükleri bize bununla yaptırmayı hedeflemişler. Bunun kurulmuş olan bu efendime söyleyeyim Hilali Ahtar daha sonra Yeşilay veya Yeşilay Cemiyeti isimlerini almış.
1-7 Mart tarihler arasında kurulduğu için de her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında Yeşilay Haftası olarak Yeşilay'ın kuruluşunu kutluyoruz. Efendim, Yeşilay nedir? Şimdi öncelikli olarak toplumumuzda sigara içenler, özellikle sigara içen kardeşlerimiz, sigara içmeyenlere bu Yeşilaycı gibi ifadeler kullanarak sanki Yeşilay'ın sigara içmeyen insanların bir araya gelip toplandığı bir yer olarak lanse ediyorlar. Kısmen de doğru tabii ki ama evet. Çünkü yeşil, yani bana yeşil ağacı demelerinde mutlu olurum. Çünkü sigaranın karşısındayız. İçki, uyuşturucu, bağımlılık vesaire ne varsa dinimizin yasak ettiği bunların hepsiyle Yeşilay'ımız mücadele ediyor. Bunu söylemekle de aslında sigaranın meşru olmadığını bir nevi itiraf etmiş oluyorlar. İtiraf ederek de söylüyor. Yeşil ağacı evet. diyor ama işte içiyor. Şimdi şimdi bunlara baktığımız zaman insanlar bu zararlı alışkanlıklara, bu bağımlılıklara nasıl alışıyorlar? Günümüzde teknoloji geliştikçe bağımlılıkların çeşitleri de çoğalıyor Sayın Hocam. Evet. Teknoloji bağımlılığı, yani bazı çocuklarımız 24 saat telefondalar, 24 saat internet başındalar. Maalesef. Efendime söyleyeyim, televizyon bağımlılığı, internet bağımlılığı, insanları hipnoz ediyor adeta. Yeşilay cemiyetimiz aslında alkol müptelası olan kardeşlerimiz ona bıraktırma konusunda bir takım tedaviler, programlar uyguluyor. Efendime söyleyeyim, ileri derecede bağımlı olmuş, kendini kurtaramayan kardeşlerimize Sağlık Bakanlığımızın bünyesinde Amatem adı altında sanırım başka isimlerde de olabilir. Rehabilite merkezleri var. Yani oralara bağımlı olan kardeşlerimiz yatırılıyor ve oralarda tedavi ediliyor. Yeşilay farkındalık oluşturma adına ülkemizde ve yurt dışında birçok yerde sürekli faaliyetler gösteriyor. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yer yer Yeşilay'ımızla beraber hareket ediyoruz. Bu işbirliğimizin daha da öteye götürülmesi. Hatta ben bütün Diyanet mensuplarının Yeşilay cemiyetine üye olmalarını arzu ederim şahsen. Çünkü zararlı alışkanlıklarla, haram, dinimizin haram saydığı müskiratla ilgili en güzel mücadele yapan kurumlarımızdan birisidir Yeşilay. Bağımsız bir kurumdur. Özgür bir kurumdur. Hiçbir mezhep, hiçbir inanç, hiçbir ırk gözetmeksizin, hiç insanları ayırmaksızın sadece ülkemizde değil dünyanın her yerinde hizmet veren bir kurum ve kuruluştur. Çalışmalarına destek olmamız lazım. Ortak hareket etmemiz gerekir. Ortak programlar yapmamız gerekir. Daha önceki çalıştığımız yerlerde Yeşilay hizmetlerini deruhte eden kişilerle biz bu hizmetleri yaptık. Yine buralarda da aynı şekilde yapabiliriz. Ülkemize genelleştirebiliriz bunu. Yeşilay'ın yapmış olduğu hizmetleri farkındalık oluşturma adına desteklemek lazım. Sürekli gündemde tutmak lazım. Ben Yeşilay'ımızın kuruluş yıl dönümü münasebetiyle çalışanlarını tebrik ediyorum. Yüce Rabbim inşallah hizmetlerine daim eylesin. Daha da hizmetlerinin gelişmesini inşallah sağlarız diye dua ediyorum. Eyvallah. Aslında bu zararlı alışkanlıkları bulaşmak bir noktada insanın dünyaya geliş nedenini unutması ya da dünyada zevki sefaya dalmasıyla da alakalı değil mi kıymetli hocam? Müslüman silkinmesi lazım. Ben niye geldim? Rahatlık için mi? Eğlence için mi, oyun için mi? Hayır, asla dönmesi lazım. Aslında bu manada da... Şimdi hocam, yani sorunuz bittiyse... Evet. Şöyle, insanoğlu yani hafızı beşer nisyan ile malüldür ifadesi var ya, insanoğlu zaman zaman unutuyor. Dünya insanı gaflete daldırıyor. Gaflet dediğim bir şey var. Şeytan bir taraftan meşgul ediyor. Dünya hevesi, işte zünyinelin nesuhbu şehveti minen nisai vel benine vel kanatı. Ayet-i kerime ilahi ilahi. Yani
Dünya süslü gösterili diyor. Kadınlar, para, pul, evladı, uyal değil mi? Evet. İnsan bunlara kapılı veriyor, unutuyor. Zevki sefaya dalı veriyor. Yaratılış maksadını unutuyor. O büyük sözleşmeyi unutuyor. Peygamber'e verdiği şehadeti unutuyor. Değil mi? Yani evet. Dolayısıyla nefsine mağlup oluyor diyelim. Bağımlılıklarla mücadelede dünyaya niçin geldiğimizi unutmamak, oraya bağlayacaktım aslında. Evet, evet. Yani yaratılış gayemizi unutmadığımız takdirde inşallah gerekir. Evet. Rabbimizin her an huzurunda olduğumuzu, her an bizi huzuruna emredeceğini düşünerek yaşamalıdır mümin. Eyvallah. Sayın hocam ağzınıza sağlık. Ama üzülerek bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Biliyorum evet. Daha konuşacak birçok mevzu var. Bunların hiçbirine giremedik bile belki ama inşallah bir başka programda yine bu tatlı ve hoş sohbetinizden istifade etmek istiyoruz. Bunu da buradan izleyicilerimize belirtmiş olalım inşallah. İnşallah hocam, inşallah. Bu artık programın biraz da zaman mevzusuyla alakalı. Bundan sonraki programımızda konuları daha böyle şey yaparız, daha öz sunmaya çalışırız inşallah. Gayet güzel oldu. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum konuklarımıza, huzurlarınızda. İyi ki geldiniz. Allah razı olsun sayın hocalar. Evet. Evet efendim, hakikatin içinden burada noktalanıyor inşallah. Yine bir başka hafta, yine çok önemli bir konumuz ve yine birbirinden değerli konuklarımızla huzurlarınızda olmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. En güzel günler, en güzel geceler ve en güzel yarınlar sizlerin olsun. Hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Allah'a ısmarladık.